Ben psikolog Aygül Kılıç. Bugün Marmaris Belediye'mize stres ve öfke yönetimine yönelik eğitim vereceğiz. Evet, şimdi modern çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi stres. Her birimizin hem iş yaşamında, aile yaşamımızda bir takım stresleri olabiliyor. Huzur havuzumuza baktığımız zaman bunu nasıl yöneteceğimizi, neler yapacağımızı, nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz. Bu tarz eğitimler bizim stresle ilgili nasıl başa çıkacağız, bu olumsuz stresi nasıl yöneteceğiz, bunlarla ilgili katkı sağlıyor. Şimdi evet, toplumumuzu etkileyebilecek çok büyük problemlerle, önce pandemi sonrasında deprem gibi bir takım problemlerle karşı karşıyayız. Birinci travmatize dediğimiz bizim depremi yaşayan insanlar, evet, bu kaygıyı ve travmayı çok daha yüksek yaşayabiliyorlar. İkinci travmatize dediğimiz, yaşamayıp görüp şahit olduğumuz durumlarla ilgili bizler de bir takım aslında travma yaşamış kişileriz. Bunları nasıl aşacağız? Öncelikle bunun için zamana ihtiyacımız var. Ortadan bir takım problemlerin kalktığını görmek, iyileşmeleri görmek bize biraz da olsa bu travmalarla ilgili daha aşabilmemizi sağlayacak. Diğer açıdan şunu yapmamız lazım. Stres dediğimiz şey herkese göre farklılık gösterebiliyor. Her insanda farklı etki edebiliyor. Bizim kendi açımızdan bireysel stres yönetimi yapmamız lazım. Kimi insan spor yaparak bunu atlatabilir, kimi müzik dinleyerek, kimi kitap okuyarak, kimi arkadaşlarıyla vakit geçirerek bunu aşabilir. Tamamen bize iyi gelecek durumlar nelerdir? Biz ne yaptığımız, deneme yanılma yöntemi, bunu tek seferde anlamamız mümkün değil ama birkaç denemelerle biz ne yaptığımızda mutlu olabiliyoruz, kendi bedenimizi rahatlatabiliyoruz, psikolojimizde sağlamlık sağlayabiliyoruz. Bununla ilgili bireysel anlamda çalışmalar yapmamız lazım. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tanışalım. Ben doktor psikolog Aygül Kılıç. Sizlerde ne tür reaksiyonlar gösteriyor? Bu konular hakkında konuşacağız. Evet. Stres nedir? Sıkıntı yaratan her şey. Motive edici, itici gücüyle de pozitif tarafları da vardır tabii ki hocam. Evet. Otokontrol sağlıyor. Otokontrol. Stres dediğimiz şey bizim hayatta kalmamız için var olan problemlere karşı bir tepki oluşturabilmemiz açısından belirli ölçüde kabul edilebilir bir durumdur. Örgütsel stres. Kişinin aidiyet duygusundan kaynaklanabilir. Kurum kültürüyle alakalıdır. Var olan iletişimle alakalı olabilir. Sorunların çoğu çalıştığı kurumu sahiplenmemekten, sorumluluk almamaktan, zamanında kan topu gibi büyümeden sorunlarımız küçükken çözülsün. Eğer çözemezsek, yarın bir gün işte bu dediğiniz gibi arka planda olaylar büyüyor ve önlenemez hale geliyor. Evet, bizim kişinin öfke durumunu ortadan kaldırmak için orada güzel bir iletişim dili seçebiliriz. Baktığınız zaman yetersiz iletişim. Az önce bahsettiğiniz gibi, yani sizin de söylediğiniz gibi anlaşmazlıkları, iş yaşamında bizim karşılaştığımız en büyük problemlerden bir tanesidir. Vücudumuzda bir takım reaksiyonları görebiliyoruz. Kişi kendisini de okuyacak. Öncelikle. Benim problemim nedir? Evet, bir takım beden egzersizleri de var. Rahatlama yöntemi dediğimiz. Kollarımızı gerip, zihnimizi düşünüp bırakacağız. Ya da bacaklarımızı sıkıp bırakacağız. Karın kasımızı sıkıp bırakacağız. Kalçamız. Boyun olarak her gün yapmamız gereken bir takım egzersizler var. Her gün ufak 5 dakikamızı ayırarak bir takım rahatlama egzersizleri yaptığımızda dediğim gibi vücudumuzdaki o kas sistemlerini rahatlatmış olacağız.